Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Bu videoda Udemy için hazırladığım sıfırdan ileri seviyeye uygulamalı Java kursundan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bilen arkadaşlar olacaktır. Belki de benim YouTube'daki kanalımla tanışmanız e, Java videolarım sayesindedir. Android videoları çekerken hani öğrenci direkt olarak Android'e başlamasın öncesinde az biraz Java bilgisi olsun diye temel seviye bir Java eğitim setim vardı ve yaklaşık 4 saatten oluşuyordu. Ve o sette e, çoğu öğrenci beğense Bile genel olarak video ve ses kalitesinde sıkıntı olan, konuları yetersiz bulan, örnekleri yetersiz bulan pek çok arkadaşım da olmuştu ve bundan dolayı e, sıfırdan sizi ileri seviyeye taşıyacak Java bilginizi ileri seviyeye taşıyacak bir kurs yapmaya çalıştım ve yaklaşık 42 saatlik böyle bir kurs ortaya çıktı. Bu kurs e, hiçbir şey bilmeseniz de size temeli verecek. Java hakkında bir şeyler biliyorsanız sizi bir üst seviyeye taşıyacak pek çok konuyu içeriyor. Ayrıca bütün konularda kendi içinde bol örnekler ve projelerden oluşuyor. Ve Udemy'nin çok değişen bir fiyat politikası var. Şu an 38 diyor. Yarın 50 lira görebilirsiniz. Ben size bu kursa erişmeniz için 30 liralık bir kupon tanımladım. YouTube kanalımdaki öğrencilerime özel o link üzerinden ulaşıp buradaki bu kursa sahip olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi kursun içeriğinden biraz bahsedelim. Burada işte gereksinimlerden ve kursla ilgili açıklamalardan bahsediyoruz. Önemli olan burada kursun müfredatı Genel olarak Java nedir sorusuyla ve değişken kavramlarıyla başlıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir programlama dili bilginiz olmasa bile buradaki konuları e, izledikten sonra bu temeli elde etmiş olacaksınız. Ve ilk başlarda hani konular çok basit olduğu için pek fazla örnek geliştiremeyeceği için bazı quiz'lerle bu bölüm sonlarında öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. Daha sonra bir programlama dilinin olmazsa olmaz yapıları, kontroller, döngü yapılarından yine örnekler üzerinde bahsediyoruz ve şu, bu ana kadar yaptıklarımızı şöyle 10 soruluk bir genel tekrar testi ile pekiştireceğiz. Daha sonra nesne yönümlü programlamaya geçmeden önce bazı metotlardan, bazı sınıflardan bahsediyoruz. Ve bu, bu konuların bazıları ilerleyen e, bölümlerde de ekstradan anlatılmış durumda. Ve e, nesne yönümlü programlama yapıları olan sınıflardan işte polimorfizmden, kalıtımdan bahsettikten sonra her bölüm sonrasında da ya tekrar testlerimiz oluyor ya da böyle farklı farklı bölümlerde bildiklerinizi tekrar edeceğiniz örnekler mevcut. Mesela o daha önce işlediğimiz temel Java eğitim seti aslında şurada bir yerde bitiyor. Bundan sonraki yapılar ise bu sete özel ve dediğim gibi hepsi bol örnek ve detaylar inerek anlatıldı. Generik sınıflardan bahsediyoruz. Koleksiyonlardaki bütün öğelerden bahsediyoruz. Daha sonra bu Java bilgisiyle hani Android uygulama geliştirebileceğiniz gibi Java FX ile ki Java'nın görsel olarak son teknolojisidir. Java FX ile de masaüstü uygulamalar geliştirebilirsiniz var olan Java bilginizde. Java FX geliştirirken de en temel yapılardan başlayıp hızlı bir şekilde geliştirmek için Sim Builder'dan veya javafx kütüphanesinden bahsediyorum. Daha sonra istisnalar ve Java IO işlemleri ile Java'daki dosya işlemlerine geçiyoruz. Multi ve eş zamanlılık gibi gelişmiş konuları da burada bulabilirsiniz. Ve Java 8 ile beraber gelen Lambda ve Expression'dan bahsedip daha sonra da veri tabanı kullanımı ile ilgili böyle bir bölüm mevcut. Elimden geldiğince daha önce aldığım eleştirilere, yorumlara, isteklere bağlı kalarak böyle bir set oluşturdum. Şu an için 170'e yakın öğrenci var ve açıkçası öyle çok da kötü bir geri dönüş almadım. Genellikle beğenirdi. Sizlerin de bundan istifade etmesini istiyorum. Ola ki videoyu beğenmezseniz, kursu beğenmezseniz size yeterli gelmezse öncelikle bana bir e, bununla ilgili bir istekte bulunursanız ben gerekli güncellemeyi yaparım. Yok e, onu da istemiyorsanız direkt herhangi bir sebep belirtmeden de ödediğiniz ücreti geri alabiliyorsunuz. Udemy size bu hakkı veriyor. Onun dışında e, bu setin açıklamasından sonra Android ile ilgili Broadcast Receiver, Content Provider ve ve servislerle ilgili bir eğitim seti vardı. O da yine bu setle beraber 30 TL'ye düşecek yaklaşık bir hafta boyunca. Ve de birkaç gün içinde yayına sunacağım Git ve GitHub eğitim seti yaklaşık 6 saatlik eğitim setini de bu kursları alan öğrencilerime hediye edeceğim. Çünkü Git ve GitHub bilmeden hani çok da iyi bir yazılımcı Olmayabiliriz çünkü bu bize hem fayda sağlayan Hem de yarın öbür gün bir iş yerinde başladığımız zaman Bize zorunlu olarak önümüze sunulacak bir konu O yüzden YouTube'daki arkadaşlarımın bu konuyu öğrenmesini istiyorum Dediğim gibi o seti de e, Bu Eğitim setlerini alan öğrencilere hediye olarak vereceğim Çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum Merak eden arkadaşlar kursun içeriğine bir bakabilir İşte burada promo videomuz var bazı videolar e, ön izlemeye açık durumda onlara bakıp dileyen arkadaşlar bu kurslara katılabilir görüşmek üzere